Evet, siz haritayı aldınız mı arkadaşlar? Şimdi bakın, Marmara haritası küçücük bir bölge. Marmara ile ilgili bilmeniz gereken şeylerden bir tanesi, en küçük ikinci. Ben şu yorumları kapatayım. Yayını kaydetmeyeceğim arkadaşlar. Hikayeme kaydedeceğim. Yani yayına katılan istifade etsin. Dinleyemeyenler de 2018'in videolarına baksın. Evet. En küçük ikinci bölgedir. Bir kere bunu not al. En küçük ikinci bölge olması Marmara'da neye yol açıyor? Aritmetik nüfus yoğunluğunun fazla olmasına yol açıyor. Aritmetik nüfus yoğunluğu en fazla olan bölgedir. Ne demek aritmetik nüfus yoğunluğu? Kilometrekareye düşen insan sayısı. Marmara en fazladır. Neden? Bir, nüfus çok fazla. İki, zaten bölgenin yüz ölçümü küçük. Bir kritik bölge. Dolayısıyla millet sığmıyor. Kilometrekareye çok fazla insan düşüyor. Türkiye'de aritmetik nüfus yoğunluğu kilometrekareye 107 kişi iken Marmara'da arkadaşlar İstanbul'da 3000'e 4000'e çıkan yerler var. Marmara bölgesi aynı zamanda en alçak ikinci bölgemiz. Daha doğrusu en alçak, pardon, en alçak bölgemiz, ikinci bölgemiz değil. En alçak bölge. Bak, en alçak demek ne demek? Fiziki haritada en çok burada hangi renk kullanılır? Yeşil renk kullanılır. Her şeyi yazmıyorum çünkü bu bir tekrar dersi. Yeşil renk bir yerde çok kullanıyorsa hemen yorumun ne olacak? Yol yapım maliyeti azdır. Ama yol yapım maliyeti en az olan bölge Marmara değildir. Dün de size hikayemden sordum. Hikayemden ki soruları bence ciddiyetle takip edin arkadaşlar. Orada nokta atışı sorular soruyorum. Ve sizin orada bir fizibilitenizi çıkarıyorum. Yani ne, tabiri caizse ne mal olduğunuz ortaya çıkıyor tabiri caizse. Yanlış anlamayın tabi de. Yani yüzde verilen cevaplara bakıyorum. Bazılarına çok fena düşüyorsunuz hakikaten. Dolayısıyla o sizin bir check-up'ınız, tamam mı? Orada konuya ne kadar hazırlıklı olduğunuzu görebilirsiniz. 20 sorudan en fazla senin 3 yanlış yapma hakkın var. 3'ten fazla yanlış yapıyorsan eksiklerin var demektir. 5'ten fazla yanlış yapıyorsan konu eksiğin var. 3 ile 5 arasında yanlış yapıyorsan soru eksiğin var. Tamam mı? Bu kadar net konuşuyorum. Şimdi Marmara bölgesinde ortalama yükselti az. Fiziki haritada yeşil renk de gösterir. Türkiye'nin en alçak bölgesidir. Hadi yorum yapalım. Bir bölge en alçaksa arkadaşlar, orada gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark nasıldır? Gerçek, ben tam yazamıyorum. Bir elle telefonu tuttuğum için siz tam yazın. Gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark en azdır. O zaman en fazla nerede? Doğu Anadolu bölgesi. Yine izdüşüm alan ile gerçek alan arasındaki fark en azdır diyeceksiniz Marmara bölgesi için. Marmara bölgesinin ortalama yükseltinin az olması akarsuların neye yaklaştığını gösterir? Denge profiline yaklaştığını gösterir. Denge profiline yaklaşan bir akarsuyun akış hızı nasıldır? Azdır. Hidroelektrik enerji potansiyeli nasıldır? Azdır. Hidroelektrik enerji potansiyeli. O zaman Marmara bölgesindeki barajlar enerji üretmek için değil, daha çok sulama ve içme suyu amaçlı kullanılır. Evet.
Marmara bölgesinde ortalama yükselti az, akarsuların akış hızı az. O zaman akarsular yatağını derine mi aşındırır, yana mı aşındırır? Yana aşındırır. Yana aşındırırsa yatak genişliği fazla, yatak derinliği az. Bir akarsuyun yatak derinliği azsa taşkın ihtimali fazla. Ve Türkiye'de en çok taşan nehir nerede? Meriç, Marmara'da. Neden? Çünkü akış hızı az olduğu için, yatağını derine aşındıramadığı için en ufak bir yağış fazlalığında taşkın yapıyor. Marmara bölgesi ile ilgili, bakın, yükselti ile ilgili daha bir sürü yorum yapılabilir ama bu kaba yorumları hemen ilk başta yaptık. Geçiyorum Marmara'nın dağlarına. Marmara'nın dağlarını hatırlıyor musunuz? Ben size ilk hafıza tekniği olarak yapmıştım. Ne demiştim? Uludağ demiştim. Samanlı Dağları, Kaz Dağı. Kaz Dağı'nın yarısı Ege'de, yarısı Marmara'da. Biga Dağları, Yıldız Dağları, Işık Dağları, Koru Dağları. Ve bunu aklınızda tutmanız için ne yaptım? Bir dağ çizdim. Bu dağın adı Uludağ. Evet, Uludağ. Uludağ. Samanlı Dağlar dedik. Dağın üstünde saman var. Dağın üstünde saman var. Samanın üstüne bir kaz yuva yapmış. Bakın, bu bir kaz. Tamam mı? Kaz yuva yapmış. Kazın kanadı. Kaz Dağı. Kazın ağzında biga bisküvisi. Bifa değil, biga. Yıldızlı bir gece. Hatırladınız mı? Yıldız Dağları. Yıldızlar ışık saçıyor. Işık Dağları. Ve bu ışık kazı koruyor. Işıktan bir hale kazı koruyor. Korumaktan da koru. Bak, bunu can kulağıyla dinleyen bir insan ömür boyu unutmaz arkadaşlar. Bu kadar iddialıyım. Ben hafıza tekniklerine, seminerlere gidiyorum. Ve unutmama garantisi veriyorum. Özel ders veriyorum. Söyleme sahiptir. Unutmama garantisi veriyorum. Bu kadar. Ömür boyu yani. Yeter ki karşıdaki benim direktiflerime uymuş olsun. Şimdi tamam, bu dağların Marmara'da olduğunu ezberlemek bir marifet. İkinci marifet ne? Bu dağların nerede olduğunu bilmek. Hemen yapıyoruz. Yıldız Dağları, Yıldız Dağları hakkında benim öğrencim ne bilecek? Yükseltisinin az olduğunu bilecek. Kaç metre? 1031 metre. O zaman Yıldız Dağları'nda kış turizmi yapılır mı? Yapılmaz. Yaylacılık yapılır mı? Yapılmaz. Bak, kış turizmi ve yaylacılığa çarpı atıyorum. Bunlar çıkan sorular olduğu için direkt nokta atışı konuşuyorum. Bakın. Yıldız Dağları Marmara'da en çok yağış alan yerdir. Yükseltisi kadar yağış alır. Marmara'da nüfusun en seyrek olduğu yerdir. En seyrek nüfus. Neden? Dağlardan dolayı değil. Peki yani ulaşım yollarına sapa kaldığı için diyorum. Hocam, Yıldız Dağları'nda hangi şehir var? Kırklareli var. Kırklareli'yi Kırıkkale ile karıştıranı terlikle dövesim geliyor. Ben bu Ramazan'da biraz asabim oldum. Nedir ya? Neyse. Şimdi yakınlıktan kaynaklanıyor tabii. Yakın olmasam değnekle döverdim tabii. Şimdi Kırıkkale ile Kırklareli'ni karıştırma. Kırklareli deyince benim öğrencim ne bilecek? Kırklareli deyince Kırk Pınar Yağlı Güreşleri'ni, tabii ki değil. Kırk Pınar Yağlı Güreşleri Edirne'de. Kırklareli deyince ne bileceksin? Hamitabat Doğalgaz Santrali'ni bileceksin. Not al. Ben iki işi bir arada yapamıyorum. Bir elle telefon tutuyorum, bir elle de yazamıyorum. Buradaki tripoddan da bir hayır yok. Onun için sen yaz. Kırklareli'nin karşısına yaz. Böyle kafanda flaşlar patlaması lazım. Kırklareli deyince en az 3 şeyi bileceksin. Bak, en az diyorum. En güzeli 5 şey bilmen. Nedir o? Marmara'da nüfusun en seyrek olduğu yer. Hamitabat Doğalgaz Santrali. Türkiye'de yerli doğalgazla çalışan tek santral. Cam fabrikasının bulunduğu bir yer. Ve Türkiye'de en önemli longozlar, Türkiye'nin en büyük longozları burada arkadaşlar. Longozu daha önce anlatmıştım. İnternetten girip bakarsınız. Subasar anlamında. Ve yine Türkiye'nin 3. nükleer santrali Kırklareli'ye yapılacak. Bunu da not ediniz. Evet. Geçiyorum. Yıldız Dağları deyince bunlar aklınıza gelecek ve Yıldız Dağları deyince yine bilmeniz gereken şey masif arazi. O zaman masif arazi ise bir yerde deprem olur mu? Deprem yaz, üstüne çarpı at. Bak, hafıza teknikleri kullanıyorum. Subliminal mesajlar veriyorum. Beni dinlerken bütün direktiflerime uymaya çalış sen. Sizlerden çok fazla mesaj alıyorum. Hocam, sınavda sesiniz kulağımda yankılandı. Neden? Çünkü ben senin bilinçaltına hitap ediyorum. Bazı kelimelerle sen bunun farkında olmuyorsun ama sınavda farkına varıyorsun. Denemeyi çözerken farkına varıyorsun. Yıldız Dağları masif yaz, karşısına deprem yaz, depremin üstüne çarpı at. Tamam mı? Deprem riski az. Geldi, Marmara'nın diğer dağları nerededir? Arkadaşlar, şurada Samanlı Dağları var, şurada Uludağ var.
Uludağ'ın ne özelliğini bileceksiniz? Uludağ'ın batolit olma özelliğini bileceksiniz. Bak diğerlerine sıradağ çizgi şeklinde çizdim. Uludağ konik şekilde çizdim. Yani derinlik volkanizması yaşanmıştır. Yüzeyde püskürme olmamıştır. O yüzden buna batolit diyoruz. Yine Kaz Dağları şurada Marmara ve Ege sınırında, yarısı Ege yarısı Marmara'da kalıyor. Biga Dağları Çanakkale'de. Işıklar Dağı şurada, Trakya'da, Koru Dağı da burada arkadaşlar. Yazayım Koru Dağı, yazayım Işıklar Dağı. Sizler daha seri olursunuz bu konuda. Uludağ'da yazalım mı? Yazalım gitsin. Evet. Marmara'nın dağları bunlar. Peki hocam Marmara'nın gölleri hangileri? Hangileri Marmara'nın gölleri? Bakınız. Şurada hangi göl var arkadaşlar? Manyas Gölü var. Şuradaki göl hangisi? Uluabat ya da Ulubat diye de geçiyor. Şuradaki göl hangisi? İznik Gölü. Şuradaki göl hangisi? Sapanca Gölü. Şuraları çizmemişim. Bak şuraları da yazın. Küçükçekmece. Ben kısaltarak yazıyorum. Büyükçekmece. Bu göller güneydekiler tektonik oluşumlu. Hemen bir kenara not al. Tektonik oluşumlu. Küçük ve Büyükçekmece neydi? Kıyıset Gölü'ydü. Çıkabilir. Ve yine Terkos Gölü var. Terkos Karadeniz kıyısında. Ben olsam böyle bir soru sorarım. Diğer ismiyle Durusu Gölü. Hangisi Marmara Denizi kıyısında değildir? İşte küçük Büyükçekmece Marmara kıyısında ama Terkos Karadeniz tarafında. Bunlar Marmara'nın gölleri. Göllerin yoğunlaştığı alanlardan bir tanesidir. Tabii bu göllerin özellikleri de var. Manyas Gölü'nün kuş cenneti olduğu Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında. Her birini nasıl yazayım buraya? Sen yaz işte oraya. Uluabat Gölü'nün Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında olduğunu, İznik Gölü'nün Marmara'nın en büyük gölü olduğunu, Bil Sapanca Gölü de içme suyu amaçlı kullanılır. Bu göllerin hepsi tatlı sudur. Gideyenleri olan göllerdir değerli arkadaşlar. Gelelim Marmara'daki kentleri göstermeye. Marmara'da hangi kentler var arkadaşlar? Bakınız Marmara'da şurada İstanbul var. İstanbul. İstanbul'un iki yakası var biliyorsunuz. Avrupa ve Asya yakası. Şurada Kocaeli var. Kocaeli'yi İzmit diye yazıyorum sığsın diye. Şurada Adapazarı var. Adapazarı diğer ismiyle neydi? Sakarya'ydı. Şurada bir kritik bir il var arkadaşlar. Bilecik. Niye bir kritik diyorum? Küçücük ama dört bölgeye sınırı var. Yani hem Karadeniz'e hem Marmara'ya hem İç Anadolu'ya hem de Ege'ye sınırı olan bir ildir. Bilecik not al. Yine şurada küçücük bir il var. Yalova. Türkiye'nin en küçük yüz ölçüme sahip ilidir. Yalova'yı yazdım. Şurada Bursa var. Bursa işte bugün şuradaydım. Kendi körfezindeydim arkadaşlar. Şuralarda geziyordum yani. Volta atıyordum. Tabi boş boş değil yani sizler için çekim yapıyordum. Yine şurada da Balıkesir var. Bakın Balıkesir merkez. Patlıyor herkes. Balıkesir merkez kıyıya çok yakın değil arkadaşlar. Şurada Kapıdağ Yarımadası'nı görüyorsunuz. Bu Kapıdağ Yarımadası önemli. Kapıdağ Yarımadası Tombolu örneğidir. Buna yazın bakalım. Tombolu örneğidir. Şurada Bandırma Körfezi'ni, körfezleri kesinlikle bileceksin. Batısında ise ne körfezi? Erdek Körfezi. Hangisinde turizm yapılır? Erdek'te. Hangisi de demir yolu vardır? Ulaşım açısından daha önemlidir. Bandırma önemli arkadaşlar. Hatta Bandırma merkezin Balıkesir'den daha geliştiği de söylenebiliyor. Bunu da söylemiş olayım. Madem öyle diğer körfezleri de yazalım. Şurada ne körfezi vardı arkadaşlar? Şurada Gemlik körfezi vardı. Bakın bir timsah ağzına benziyor. Şu alt çenesi bu üst çenesi ona benzetiyorum ben. Şurada Gemlik satarak G yazıyorum. Siz tamamlayın. Şurada da ne var arkadaşlar? İzmit körfezi. Sadece bunlar değil. Şurada da ne var? Saros Körfezi var. Marmara'nın körfezleri önemli. Hangisi Marmara'ya ait değildir? Bak şurada Edremit var. Şurası Ege Denizi. Şurada Edremit Körfezi Ege'ye aittir. Marmara'ya ait değildir. Marmara'nın illerini yazmaya devam. Ve ne var arkadaşlar? Tabii ki Çanakkale var. Çanakkale nüfusun seyrek olduğu yerlerden bir tanesi. Çanakkale'de Çan ilçesinde lignite dayalı termik santral bileceği. Bunların hepsini not al. Şu an tüm coğrafyayı bak burada resmen döküyorum. Bunlar senin için çok önemli. Ve ben söyledikçe sınava hazırlanan arkadaşlar, bu konuları bitiren arkadaşlar eminim ki onlar da içlerinden teyit ediyorlardır. İlk defa duymuyorlardır yani. Çanakkale, Çan
Ne var burada? Beyinde dayalı termik santral var. Yine Çanakkale budur, seramik budur diye reklam yapıyor. Konserve sanayisi var, seramik sanayisi var. Çanakkale ve Çanakkale demişken burada hangi kıyı tipi var? Benim öğrencim bilecek buna. Çanakkale Boğazı'nda arkadaşlar ne kıyı tipi var? Ria kıyı tipi var. İstanbul Boğazı'nda hangi kıyı tipi var? Ria kıyı tipi olduğunu bileceksin. Yıldız Dağları'nın olduğu yerde hangi kıyı tipi var? Boyuna kıyı tipi var. Neden? Çünkü dağlar denize paralel uzanmış. Evet. Marmara bölgesi fiziki özelliklerini anlatmaya devam edeyim. Arkadaşlar, Marmara'da deprem riski fazla mıdır? Fazladır. Her tarafında mı? Hayır. Marmara'da deprem riskinin az olduğu bir Ergene Havzası var, bir de Yıldız Dağları var. Yani Trakya güvenli ama geriye kalanlar fevkalade tehlikeli. Neden? Çünkü Kuzey Anadolu fay hattı, aha da şu Saros Körfezi'nden başlıyor, Marmara Denizi'nin altından geçiyor. Marmara'nın güneyindeki ve kuzeyindekileri tehdit ediyor. İşte Gölcük'ten geçiyor. Güneyde Bursa, Yalova, İstanbul, olası bir İstanbul depreminden tir tir titriyorlar mı acaba? Umarım öyledir. Fakat bizim ancak musibet başımıza geldiği zaman aklımız başımıza geliyor. Umarım öyle bir şey yaşamayız ama hiç de depreme hazırlıklı değiliz. Her neyse, Saros Körfezi'nden başlar Kuzey Anadolu fay hattı, Marmara Denizi'nin altından çıkar, bütün Marmara'yı tehdit eder. Sadece Trakya hariç, Edirne ve Kırklareli hariç, buralarda deprem riski azdır diyorum. Marmara'nın körfezlerini saydım, Yıldız Dağları'nı söyledim ve geldim Marmara'nın ovalarına. Arkadaşlar, her şey bu haritaya sığmaz ama şimdi bakın, şu Marmara'da çok geniş ovalar var. Karacabey Ovası, İnegöl Ovası, Yenişehir Ovası, bunlar çok önemli. Yine şurada Ergene Havzası oldukça önemli. Marmara'da en az yağış alan yerdir Ergene Havzası. Bak, en çok yağış alan yer ile en az yağış alan yer birbirine ne kadar yakın? Niye burası en az? Çünkü şu Yıldız Dağları bırakmıyor ki denizden yağış lava kütlesi gelsin buraya. Burası 350 milimetre yağış alır, burası 1100 milimetre yağış alır. Hocam, burası az yağış alır diyorsunuz ama burada çok su isteyen pirinç tarımı yapılır. Türkiye'de pirincin en çok yapıldığı yerdir. Doğru. Meriç Nehri'nden istifade eder. Meriç Nehri'nden, Ergene Çayı'ndan istifade eder. O yüzden pirinç tarımı yapar. Yoksa nasıl yapsın? Bakın, Meriç Nehri. Nereden gelir Meriç Nehri? Meriç Nehri akmam diyor. Onun Tuna Nehri'ydi. Meriç Nehri akıyor. Geliyor. Bulgaristan'dan geliyor tabii. Bizim Yunanistan sınırımızı çizip nereye dökülüyor? Ege Körfezi'ne dökülüyor. Yaz buraya Meriç. Hangi ülkeyle sınır oluşturur? Yunanistan. Aha da şurası da Bulgaristan. Hadi Yunanistan'la sınır kapılarımızı da söyleyelim madem. Bütün coğrafyayı tekrar edelim. İpsala sınır kapısı var. Kara Ağaç sınır kapısı var. Uzun Köprü sınır kapısı var. Evet. Ve Pazar Kule. Pazar Kule'nin diğer adı aslında Karaağaç arkadaşlar. Bunları hafıza tekniğinde şu kitabımda belirttim. Bir zahmet açıp bakın buradan. Bulgaristan'da olan sınırlarımız, bunlardan soru bekliyorum. Sınır kapılarından soru gelir. Bulgaristan'da hangi sınır kapıları var? Not al. Hamzabey ile Kapıkule ve Aziziye. Çok önemli. Aziziye, Hamzabeyli ve Kapıkule sınır kapıları çok önemli. En işlekte hangisi? Kapıkule, aynı zamanda demir yolunun olduğu bir sınır kapısı. Bulgaristan'a en azından Kapıkule'yi yazalım. Marmara bölgesi arkadaşlar 4. jeolojik zamanda oluşmuş. Daha doğrusu Marmara Denizi. İstanbul Çanakkale Boğazları'nda 4. jeolojik zamanda oluşmuş. Dolayısıyla günümüze yakın bir zamanda oluştuğu için ne diyoruz buna? Efendim, jeolojik yaşı gençtir diyoruz. Ve bu sebeple deprem riski fazladır diyoruz. Marmara'nın diğer nehirleri neler? Kayda değer bir nehri yok arkadaşlar. İşte şuradan denize dökülen bir Susurluk çayı var. Susurluğu bilirsiniz, ayranıyla meşhur. Ben S yazıyorum, siz tamamını yazın. Efendim, şurada Manyas Gölü'ne dökülen bir Koca Çay var. Şurada Marmara'ya dökülen bir Gönen Çayı var. Balıkesir Gönen. Şurada Koca Çay var dedik. Susurluk var dedik.
Efendim, bir de şurada Sakarya var arkadaşlar. Sakarya Nehri Sakarya ilinden denize dökülür. Bu da birkaç bölgeden geçer ve şurada küçük de bir delta oluşturur. Sakarya. Niye büyük delta oluşturamıyor? Çünkü boğazlara yakın olduğu için akıntı çok kuvvetli. Orada akıntı biriken malzemeyi alıp götürüyor. Marmara'nın nehirleri bunlar. Göllerini anlattım. Dağlarını anlattım, körfezlerini anlattım, Tombola'ya değindim, kıyı tipinden bahsettim. İklime. Marmara 3 iklimin bir arada görüldüğü tek bölgedir arkadaşlar. 3 iklimin bir arada görüldüğü tek bölge geçiş iklim bölgesi diye geçer. İklim çeşitliliği fazla, dolayısıyla tarım ürünü çeşitliliği en fazla olan bölgedir. Marmara 4 bölümden oluşuyordu zaten. İstanbul, Kocaeli ile Sakarya'yı oluşturan Çatalca Kocaeli bölümü en gelişmiş bölümüdür. En gelişmemiş bölümü Kırklareli'yi içine alan Yıldız Dağları bölümüdür. Burada ormancılık ve hayvancılık gelişmiştir. Ergene bölümünde tarım gelişmiştir. Pirinç tarımı ve ayçiçeği tarımı çok önemlidir. Güney Marmara bölümü en büyük bölümüdür. Balıkesir, Çanakkale, Bilecik, Yalova ve Bursa'dan oluşur. Burada sanayi ve tarım birlikte gelişmiştir. Diyoruz. Bölge 4 bölümden oluşur. Marmara bölgesinin gelelim beşeri özelliklerine. Bakınız şöyle bir özellik var arkadaşlar Marmara'nın. Hem yazamıyorum bir taraftan telefonu tuttuğum için hem aritmetik nüfus yoğunluğu hem tarımsal nüfus yoğunluğu hem de fizyolojik nüfus yoğunluğu üçü birden fazla olan bir bölgedir. Hatta tek bölgedir diyebilirim. Üçü de Marmara'da fazla. Daha doğrusu Marmara'nın neresinde fazla? İstanbul'da Çatalca Kocaeli bölümünde fazla. Tüm Marmara'yı genellemeyelim. Ama bu zaten Marmara'nın kalbi Çatalca Kocaeli'dir. Yani Marmara Türkiye'nin kalbi, Marmara'nın kalbi de Çatalca Kocaeli. Hem aritmetik hem tarımsal hem fizyolojik nüfus yoğunluğu burada fazla. Neden? Çünkü tarım arazileri az Çatalca Kocaeli'de. Ama Marmara'nın geneline baktığın zaman Güney Marmara'da oldukça önemli tarım alanları vardır. Ne yapılır bu tarım alanlarında? Bakın şu Güney Marmara'da zeytin tarımı çok önemli. Zeytini gelip şu iç kesimlerde aramayacaksın değerli arkadaşım. Tamam Marmara'da zeytin yetişir. İyi de neresinde yetişir kardeşim? Güney Marmara'da yetişir. Burada ne yetişir? Burası step, karasal iklim bölgesi. Ergene, Balkanlardan gelen soğuk hava kütlesi buradan giriş yapıyor. Burada nasıl zeytin olsun? Zeytin narin bir üründür. Dolayısıyla burada ne var? Buğday var, pirinç var, ayçiçeği var, kanola var. Kanola, buraya kanola da yazın arkadaşlar. Kanola. Ben sizin yerinizde olsam bunu temize çekerim. Şuraya ayçiçeği resmi yaparım. Pirinç tarlaları çizerim. Bunları hep hafızaya her zaman görselleştirin derim. Marmara bölgesinin birinci olduğu tarım ürünleri ayçiçeği, pirinç, kanola da birincidir. Ayva da birincidir. Şeftali de bazen git gel oluyor. Bazen Akdeniz, bazen Marmara birinci oluyor. Onu da o kadar bir netlik yok. Marmara tarım arazi oranı yüksektir. Marmara bölgesinde fındık tarımı yapılır. Nerede yapılır? Şu Çatalca Kocaeli'nde yapılır. Bakın fındığın %80'i Karadeniz, %20'si %20 fındık. Yıldızname gibi oldu vallahi burada. Her türlü şey var, her türlü bilgi, her türlü renk tonu var. Anlayana tabii. Fındığın %20'si burada yetişir demek ki Marmara'nın şu kuzey kıyılarında Karadeniz iklimi görülür. Güney Marmara'da Akdeniz iklimi görülür. Ergene Havzası'nda ise arkadaşlar step iklimi bildiğiniz karasal iklim görülür. Yine Türkiye'nin önemli çiçekçilik merkezlerinden biri Yalova'dır, biri de İzmir'dir, biri de Antalya'dır. Yalova'daki minibüsler bile arkadaşlar böyle pembe renkli. O yüzden çiçekçilik çok önemli. Yalova deyince kivi tarımı da önem arz ediyor. Marmara'da sebze tarımı da oldukça yaygındır. Bursa önemli. Mesela şu salçalık biberler, kırmızı biberler hep Bursa'dan geliyor sizin diyarlara. Bursa bu anlamda Türkiye'de birincidir yani. Önemli, çok önemli tarım alanları var. Geçiyorum. Hayvancılığa gelelim. Marmara hayvancılığının da geliştiği bir bölgedir. Balıkçılık önemli boğazlardan dolayı. İpek böcekçiliğinde bölge olarak birinci ama il olarak değil. İl olarak Diyarbakır birinci ama bölge olarak sorulursa Marmara ilk sırada. Yine Marmara kümes hayvancılığında, besi ve ahır hayvancılığında ilk sırada arkadaşlar. Neden? Nüfustan dolayı. O zaman buna ben beşeri koşullar diyeceğim. Yani burada ahır hayvancılığı, kümes hayvancılığı niye yaygın? Nüfus çok yani. Nüfusu nasıl doyuracaksın? O münasebetle önem arz ediyor Marmara. Geldim Marmara bölgesinde neye geleyim? Ulaşıma geleyim. Yol yapım maliyeti bakın Marmara'da düşüktür ama kuzey-güney yönünde düşük değildir. Dün de size story'de sordum.
Türkiye'de yol yapım maliyetinin en düşük olduğu bölge Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Marmara'da güney-kuzey yönünde Marmara Denizi olduğu için denizi nasıl aşacaksın? Bu bir maliyettir. Boğazın olması da aslında karayolu için bir maliyettir arkadaşlar. Bir Boğaz Köprüsü'nün maliyeti 3 milyar dolara mal oluyor. 3 milyar dolarla sen 300 kilometre yol yaparsın ama burada 3 kilometre yolu anca yapabiliyorsun. Yine Çanakkale bakın niye nüfus seyrek? Çünkü ulaşım problemi nüfusun sapa kaldığı, seyrek olduğu yerlerden biri. Buraya yapılacak Boğaz Köprüsü de yine maliyetli olacaktır. O zaman bölge içi ulaşımın en kolay olduğu bölge Marmara değildir. Yanılmayın. Şu şehir efsanelerini artık bırakın. Babaannemden kalma bilgileri bırakın artık. Kendinizi güncelleyin ya Allah Allah. Bana bazen sorular atıyorsunuz. Hocam diyor şu hoca böyle diyor. Bu hoca ya milletin şeyini de mi ben temizleyeceğim yanlış bilgisini? O zaman bir tane hoca dönüne yani yedi kocalı hürmüze dönmüşsün. Sağlam kaynaktan takip edeceksin. Önüne geleni dinlemeyin. Önüne gelen yayın açıyor. Ben görüyorum. Herkes bir popülizm peşinde. Yani zihnini çöplüğe döndürme, karıştırma ve bana mesaj üstüne mesaj atarak rica ediyorum. Benim de zamanımı alma. Dönmediğim zaman da kendince sitem ediyorsun. Yapma bunu. O yüzden seni kaybedecek zamanı yok. Bunları senin için söylüyorum ben. Sağlam kaynaktan söylüyorum işte. Bunları not et. Ve geçiyorum. Marmara bölgesinde arkadaşlar Bursa ve Çanakkale'de demir yolu olmadığını hatırlatayım. Bunu not al bakalım. Bursa ve Çanakkale bak Balıkesir'de var. Enteresan seke seke geliyor. Çanakkale'de yok. Balıkesir'de var. Bursa'da yine yok. Eskişehir'de var. Tamam mı? Bursa ve Çanakkale'de demir yolu olmadığını bil. İstanbul'da tabii ki demir yolu var arkadaşlar. Asma köprüleri zaten dün storylerde sordum. En uzun asma köprü Osman Gazi. Marmara'yı Ege'ye yaklaştırmayı amaçlar. En geniş asma köprü Yavuz Sultan Selim olduğunu da söyledim. Geldim bölgede madenciliğe. Arkadaşlar madencilik olarak bölgede önemli madenler var. Türkiye'de doğalgazın en fazla çıkarıldığı bölgedir. Evet ilginç. Nerede çıkarılıyor doğalgaz? Bak yazıyorum. Hamitabat'ta çıkarılıyor. Tekirdağ, Hayrabolu'da çıkarılıyor. Evet buralar önemli. Hamitabat'ta da kendine dair şey var bir tane doğalgaz santrali var. Peki diğer doğalgaz santralleri nerede? Ova Akça Bursa'da, Ambarlı İstanbul'da ve Gebze Türkiye'nin en büyük doğalgaz santrali bu da Kocaeli'de. Bunlar ithal doğalgazda çalışıyor. Hamitabat ise yerli doğalgazda çalışıyor. Bunlar tekrar olduğu için hızlı geçiyorum. Yine Türkiye'de mermerin en fazla çıkarıldığı bölgedir. Bak doğalgazda birinci, mermerde birinci, bor minerallerinde birinci, Wolfram'da birinci. Evet. Wolfram, Elazığ'la Bursa arasında çekişme var. Marmara bölgesi bu anlamda da birinci. Marmara enerjiyi en çok tüketen bölgedir. Enerjiyi en çok tüketmesiyle beraber doğal gazdan en çok enerji üreten bölgedir. Marmara rüzgardan da enerji üretir. Hatta rüzgar türbinlerinin en fazla olduğu il Balıkesir'dir. Bak rüzgar türbinleri var ya şu böyle pervane gibi dönüyorlar. Rüzgar türbinleri il olarak sorulursa Balıkesir en fazla ama bölge olarak sorulursa Ege'dir. Tamam mı? Rüzgar enerjisinde Ege ama il olarak sorulursa Balıkesir. Çanakkale Boğazı'nın şu şekildeki şu dar koridordan da rüzgarlar inanılmaz hızlı esiyor. Çünkü dar bir koridora kanalize olunca hani hortumdan çıkan suyun hortumun ucunu bastırınca mekan daraldıkça suyun çıkış hızı artıyor. Aynen öyle rüzgarın da hızı bu koridorda artıyor. Çok sayıda rüzgar türbini görürsünüz Çanakkale'de. Çanakkale tabii aynı zamanda Assos ve Truva antik yerleşmeleri önemli. Milli parktır, sit alanıdır. Her yere yerleşemezsin şehitliklerden dolayı. Evet, Marmara'nın madenlerini de böyle anlattım. Geçtim Marmara'nın nesine bakalım. Marmara'nın turizmine geçeyim. Arkadaşlar Marmara'da zaten turizm geliri en fazla olan bölge olduğunu bileceksiniz. Vallahi yer kalmadı. Bak yaz turizm geliri en fazla olan bölge Marmara bölgesi. Neden? Çünkü bak Marmara'da şunu da şuraya yazayım. Marmara'da kış turizmi var. Kuş turizmi var. Kongre turizmi var. Kıyı turizmi var. Bak dördü de kayla başlıyor. Kış turizmi Uludağ'da ve Kocaeli Kartepe'de. Ben Kartepe'yi yazıyorum. Uludağ herkes biliyor. Kuş turizmi Manyas'ta ve Ulubat'ta var. Kongre turizmi İstanbul ve Bursa'da var. Kıyı turizmi Balıkesir, Erdek, Sarımsaklı plajı yine Bursa'nın plajları denize girmeye müsait. Yine Marmara'da önemli bak hadi 5. kayı yazdım. Kaplıca turizmi var. 5 tane K. Marmara'da inanç turizmi var. Marmara'da kültür turizmi var. Bak 6. K oldu.
Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Marmara'ya gitmenin belli bir mevsimi yok. Turist İstanbul Açık Hava Müzesi gibi, Bursa Açık Hava Müzesi gibi değerli arkadaşlar. Turizm potansiyeli oldukça yüksektir. UNESCO'nun koruma altına aldığı eserler neler? İstanbul'un tarihi mekanları, Edirne Selimiye Camii, Bursa Hanlar Bölgesi, Cumalıkızık ve Çanakkale, Truva, UNESCO'nun korumasında 4 tane UNESCO'nun koruduğu mekan vardır burada. Diyorum. Burada Edirne ile ilgili başka neyi biz? Edirne Kırkpınar yağlı güreşlerinin yapıldığı yerdir. Dünyanın en uzun taş köprüsü olan uzun köprü buradadır. Meriç Nehri Edirne'nin can damarıdır. Tarım açısından söylüyorum. O yüzden Edirne, aynı zamanda Edirne en çok sınır kapısı olan ilimizdir. Evet, Edirne hem Bulgaristan'la hem Yunanistan'la en çok sınır kapısı olan ilimizdir ve Edirne'nin denize kıyısı yok. Bak, spesifik bilgi veriyorum. Edirne'nin Marmara'ya kıyısı yok. Ege'ye kıyısı var. Tekirdağ'ın da enteresan. Tekirdağ şurada. Tekirdağ. Tekirdağ'ın hem Marmara'ya hem de Karadeniz'e kıyısı var. Şöyle çok dar bir koridordan Karadeniz'e bağlanıyor. Çok zor bir eleme sorusu olabilir. Türkiye'nin en büyük konteyner limanı Tekirdağ'da, Asya Port. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi oldu. Bunları da not ediniz arkadaşlar. Yeni Büyükşehir Belediyelerimiz. Evet, geçiyorum. Neye değinmedim diye bakıyorum. Ovalar, platolar. Ha, Çatalca Kocaeli platosunu zaten değinmeye gerek yok. Türkiye'nin en alçak platoları, Aşı'nın platosu diye geçiyor. Ve aynı zamanda sanayinin en çok geliştiği platolar olduğunu da söylemiş olayım. Marmara'da sanayi. Marmara'daki sanayi, o kadar çok sanayi tesisi var ki arkadaşlar. Ama Marmara'nın en önemli sanayi tesisi hangisidir diye sorulursa, bak bir sürü tesis var ama en önemli sanayi tesisi İpraç'tır. Evet, İpraç petrol rafinerisi İzmit'te. Bir yerde İpraç varsa, yani petrol rafinerisi varsa, orada lastik fabrikaları da olur. Kocaeli ve İzmit'te toplamda 4 tane lastik fabrikası var. Bunu da not al. Otomotiv sanayisinin en geliştiği bölgedir. Bursa'da, Kocaeli'de, Sakarya'da, İstanbul'da otomotiv fabrikaları vardır. Neden buralarda? İklimden dolayı mı? Yer şekillerinden dolayı mı? Hayır. Ulaşım ve pazar. Karadeniz hava demir yolu ulaşımı kolay. Nüfusun büyük bir kısmı burada. Dolayısıyla önce buraya satmak isteyecektir. Bu önemli. Seramik porselen sanayi gelişmiştir. Bursa, İznik'te, Bilecik'te ve Çanakkale'de. Tekstil sanayi zaten Türkiye'de en gelişmiş olan bölgedir diyebiliriz. Özellikle Bursa ve İstanbul bu anlamda ipi göğüslüyor. Yine Kırklareli'de cam fabrikası olduğunu bileceksiniz. Bursa'da cam fabrikasını bileceksiniz. Tekirdağ'da şarap fabrikasını bileceksiniz. Termik santralleri bileceksiniz. İstanbul'daki fabrikaların haddi hesabı yok. İstanbul'da ne yok diye sorulur. İstanbul'da madene dayalı bir fabrika yok. Bak, içkisinden ilacına her fabrika var İstanbul'da ama ne yok? İstanbul'da arkadaşlar mesela şeker fabrikası yok. Çünkü tarım alanları yok yani. İstanbul'da madene dayalı metalurji, yani bir bakıra dayalı, kroma dayalı, demire dayalı, alüminyuma dayalı bir fabrika yok. Tamam mı? Bunu böyle biliniz. Bu arada Marmara Adası önemli arkadaşlar. Marmara Adası Türkiye'de mermerin en çok çıkarıldığı yer. Zaten Marmara benziyor da, değil mi? Bu yönüyle önem arz ediyor Marmara. Yine Dil Ovası'na değinmek istiyorum. Dil Ovası önemli. Bakın, Kocaeli Dil Ovası, bunu da not alın. Türkiye'de asit yağmurun olduğu tek yerdir. Asit yağmuru o kadar büyük bir sanayi kesintisi, sanayi kuşağı var ki 30 kilometre hiç kesintisiz, yani fabrikalar yan yana, inanılmaz bir havada kükürt dioksit var. Hatta buradaki yerleşim birimlerini taşımayı istediler ama halk istemedi. Ya iş yerimize yakındır, ya bizim halkımız da yani işte böyle kısa gün kârı için sağlığını uzun döneme feda edebiliyor. Asit yağmurun olduğu tek yerdir. Dolayısıyla bunun da önemli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Evet. Merhaba Merhaba. hocam. Zafer Bayramı mı? Bayram Zafer mi? Zafer Bayram. Zafer Bayram, hoş geldin. Tanıyalım hemen. Sağ olun hocam, hoş bulduk. Nereden katılıyorsun? Kiraz'ın ana yurdu fındığın başkenti. Aferin, işte böyle olacaktı. Bordo bereli tanıtım böyle olur. Dolayısıyla Giresun'a selam olsun. Aleykümselam hocam, nasılsınız? Hamdolsun, gördüğün gibi dışarı yapmaya çalışıyoruz. Sizler gibi bizler de yoğunuz.
Bölüm neydi Zafer? Hocam ben elektrik mühendisliği bitirdim. Formasyon aldım. Evet. Şu anda da ambulans şoförlüğü yapıyorum. Hey, ne güzel. Havalı havalı bir meslek yapıyor. Çalışmalar nasıl gidiyor? Çok istediğim gibi değil. Verimli değil ama elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Yani. Evet, elinden geleni yapıyorsan zaten vicdanen rahat olursun. Peki Zafer, ben hızlı hızlı hemen sorulara geçeyim. Teste bir yankı var ama acaba şeyi biraz kısabilir misin? Telefonun sesini kenardan kısabilir misin? Bir kulaklık alıp geleyim mi 2 dakika? Daha iyi olur, evet. Kulaklığı açabilirsin. Evet, bir dene bakalım. Hocam kusura bakmayın. Estağfurullah. Bunlar yayın kalitesi için beklediğimiz şeyler. Evet, şu an daha iyi. Zafer, hemen geçelim sorulara. Evet hocam. Marmara bölgesi hangi madenlerde birincidir? Bor madeninde. Doğalgazda diyebiliriz. Tekirdağ'da. Kırklareli'nde. Tekirdağ'da da. Kırklareli'nde. Pardon. Yani. Mermer'de birinci. Mermer, Marmara Adası. Evet, ve Wolfram çıkıyor. Peki Marmara'da bor madeni nerelerde çıkıyor? Onu yayında söylemedik ama burada söyleyelim. Hangi illerine? Güney Marmara'da mı, Kuzey Marmara'da mı, Doğu Batı, hangisi çıkıyor? Güney Marmara, Bursa Emet geldi aklıma. Emet Kütahya'nın Bursa Mustafa Kemal Paşa diyelim. Bursa Mustafa Kemal Paşa. Hocam karıştı. Olur olur. Balıkesir, Susurluk değil mi aynı zamanda? Evet, Balıkesir Bandırma'da da tesis var. Dolayısıyla bor minerallerinde birinci. Marmara bölgesi hangi tarım ürünlerinde birinci? Ayçiçeği, pirinç, Ergene Havzası'nda, Edirne'de. Kanola'da birinci. Kanola var, evet, onu şimdi demiştin zaten. Evet, zeytinde ikinci, sofralık zeytin zeytinde olarak. Ikinci. Sofralık zeytin olarak birinci ama toplam zeytinde ikinci sırada değil mi? Peki evet. Marmara, İstanbul, Çanakkale boğazları hangi kıyı tipine örnekti? Riya kıyı tipine örnek. Peki Marmara'da nüfusun en seyrek olduğu yer neresiydi? Çanakkale. Çanakkale'de bölüm olarak sorulmuş. Tekirdağ Yıldız Dağları. Yıldız Dağları, Yıldız Dağları. Sen taktın Tekirdağ, orada bir tanıdık mı var yoksa? Yok hocam. Karıştırıyorum ya. Tekirdağ'la Kırklareli'ni karıştırıyorum. Hani. Evet. Tekirdağ'ın sonu dağla bitiyor. Yanıga'ya yol açıyor galiba ama Kırklareli. Evet. Tekirdağ şeyde zaten Marmara kıyısında çok yüksek bir yer değil yani. Ama Çanakkale'de de nüfus seyrek. Çanakkale'de Lingit'te çalışan tesis hangisiydi? Çan'da. Çanakkale Çan. Evet. Lingit'te çalışıyor. Peki Bursa'da da Lingit'te çalışan bir tane vardı. Yayında söylemedim ama Lingit'te çalışan bir termik santral var. Bursa hangi ilçesi? İnegöl mü, Mudanya mı? Mudanya'dır hocam. Attım evet. Şu an ama. Attın. İkisi de değil çünkü. Doğru cevap Orhaneli olacak. Bursa. aslında şimdi... şeyde kağıt üstünde görsem hepsini biliyorum da yani şu an neden böyle oldu. Hep diyorlar ya beklemiyordum gerçekten. Daveti gönderiyorsun sonra beklemedim oluyor. Nasıl oluyor hiç anlamadım. Şeyde önceki yayında almamıştınız ya kimseyi. Bu yayında biraz... Aslında öncekinde belki alırsız diye hazırlık yapmıştım. Bir de Karadeniz bölgesiydi. Bizim bölge olunca hani daha ha, iyi. Kısmet burayaymış diyelim. Evet hocam. Peki Bursa'da bir tane doğalgaza çalışan santral var. Hangisi o? Hamitabat. Bursa'daki Ova Akça. Bursa Ova Akça. Ova Akça. Bursa Ova Akça. Oha abi diyor. Hamitabat Kırklareli'nde. Kırklareli'nde. İstanbul'da da ne vardı? Ambarlı vardı. Hangisi yerde doğalgazda çalışıyordu? Yerli doğalgazda çalışan hangisi bu üçünden?
Hamit Abad. Hamit Abad yerli doğayla çalışıyor. Peki Marmara bölgesinde deprem riski nerede azdı? Yıldız Dağları. Yıldız Hatta Dağları. Üçüncü nükleer santral yapması planlanıyor. Nükleer santral yapıyor. Birinci yolu zaman masif arazi. Yıldız Dağları'nda evet. Kayak yapılır mı? Yapılmaz hocam. Çünkü yapılmaz. Düşük. Yükseklik. Yaylacılık faaliyeti yapılır mı ama? Hayır. Yaylacılık yapılmaz. Peki yaylacılık Marmara olur. Bölgesinde Uludağ Milli Park diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Diyemeyiz. Deriz. Ben diyorum. Sen diyelim de. Hocam. Manyas'a Milli Park diyebilir miyiz? Ramsar arazisi demişti buraya. Evet. Değil mi? Aynı zamanda. Milli Park da kuş cenneti miydi orası hocam? Evet. Dolayısıyla kuş hem cenneti. Milli Park hem kuş cenneti Ramsar Sözleşmesi'yle de koruma altında. Peki Marmara bölgesinde neden otomotiv sanayi kurulmuştur? Birinci önce sebebi nüfus, ikincisi ulaşım gelişmiş. Evet, çok güzel. Peki Marmara bölgesinde hangi körfezin Marmara Denizi'ne kıyısı yok? Saros mu, Bandırma mı, Erdek mi, Gemlik mi, İzmit mi? Saros hocam, hatta Kuzey Anadolu fay hattının başlangıç. Evet, çok güzel. Peki, bunlardan hangisi daha temiz? Saros daha temizdir hocam. Çünkü ne dediniz? Saros. Diğerlerini daha dinlemedim de düşündüm. Evet, çünkü yerleşme oralarda az. Peki bizim evet, Meriç hangi ülkeyle sınırımızı çiziyordu? Yunanistan. Çok güzel. Meriç Nehri taşkın yapar mı? Evet, en fazla taşkın yapma ihtimali olan Meriç. Peki Meriç'in kolu Ergene mi, Kocaçay mı? Kocaçay'ı bilmiyorum hocam. Ergene olması lazım. Orada Ergene var. Evet. Kocaçay Güney Marmara'da mıydı? Demin söylediğiniz küçük. Aynen öyle. Balıkesir'de Manyas'a dökülüyor. Peki Meriç hangi denize dökülüyor? Meriç Ege Denizi'ne. Ege mi? Tamam, doğru söyledin ya. Sadece sordum Ege mi diye. Ya bir hocam insanın resmen denizdeki bilgileri çökertip sonra tekrar kuruyorsunuz. Aynen, ama sağlamlaştırıyoruz. Sağlam zemin oturtuyoruz şu anda. Pekala. Bence iyi gittin. Bir de sana neyi sorayım? Hadi sen söyle, Marmara'nın hangi özelliğinden sorayım? Fiziki coğrafyasından mı, beşeri coğrafyasından mı? Beşeri olsun hocam. Beşeri olsun. Peki Marmara'da Uludağ haricindeki kış turizm merkezi hangisiydi? Kocaeli Kartepe. Harika. Marmara bölgesinde kaplıca turizminin geliştiği yer Edirne mi, Yalova mı? Yalova. Marmara'da çiçekçiliğin geliştiği il hangisi? O da Yalova var. Başka ne demiştiniz? Ege'de vardı bir tane. İzmir ve Antalya. İzmir. Yüz ölçümü en küçük şehir hangisi? Yalova. Yine Yalova. Diyoruz. Peki Marmara 4 bölümden oluşuyor. Tarım hangi bölümde öne çıkıyor? Ergene. Güzel. Hem tarım hem sanayi? Güney Marmara. Güney Marmara. Peki ormancılık hangi bölümde ön plana çıkıyor? Karadeniz kıyısı, Yıldız Dağları. Marmara'da fındık hangi bölümde yetişiyor? Sakarya'da yetişiyor da bölümün Çatalca Kocaeli. Marmara'da 4 bölgeye sınır olan il hangisi? Bilecik demiştiniz galiba. Bilecik'te cam sanayi mi gelişmiştir yoksa porselen sanayi mi? Cam. Yaklaştın. Porselen olacak. %50 kadar yaklaş. Peki cam sanayi nerede? Bir. Kırklareli. Yine Tekirdağ diyecektim hocam. Sen Tekirdağ'da yaşanmışlığın var arkadaşım. Yok hocam, hiçbir şey yok aslında. Bu akşam nereden taktıysam yani ona. Normalde hiç Tekirdağ'la ilgili hiçbir şey de bilmem ama.
Bilmediğim için her şeye Tekirdağ diyesim geliyor galiba. Demek ki bu akşam düzeltmek gerekiyormuş. Kader o şeyi, o rolü verdi bana. Sınavda yanılmazsın umarım. İnşallah. Cam fabrikası Kırklar elinde, bir de Bursa'da var. Artı Koca elinde de cam fabrikası var. Okey. Paşabahçe neredeydi hocam? Ha, İstanbul'da da var. Paşabahçe var, evet. İstanbul'da da var. İstanbul'da da cam fabrikası var. Peki. Bence güzel bir şey oldu. Soru cevap oldu. Teşekkür ediyorum. Giresun'a selamlar. Hocam ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Arkadaşlara diyeceğim bir şey var mı? Kopmasınlar. Herkes elinden geleni yapsın. Son iki ay bence önceki 6 ay kadar önemli yani. %50 diyebiliriz. Aynen. Son iki ay birçok şey değişebilir. Evet. O yüzden kimse kopmasın diye bu yayınları yapıyoruz bu saatte, gecenin 12'sinde. O yüzden koparsan size karşı da ayıp ederler. Sizin hocam motivasyon anlamında çok büyük katkınız var. Yani sizi takip eden dersten koptuğu zamanlarda bile sizin bir videonuzu, bir canlı yayınınızı izleyince tekrar derse aşkla bağlanabilir yani. İnşallah. Ders olarak değil, ben sizi bu sene özellikle sene başından beri dinliyorum elimden geldiği kadar ama nöbetlerim çok yoğun biraz. Yani hayat anlamında da gerçekten sizin katkınız çok, bana çok şey kattınız, bilmiyorum. Anlatamıyorum şimdi de yani böyle hayata bakış açımı değiştirdiniz diyebilirim. Ha. Sizde kendi değerlerimi sizde görünce hani sizin gibi birinde ayrı bir moral motivasyon oldu. Yani değer verdiğim şeylere. Eyvallah, teşekkür ediyorum. En ufak bir katkımız olmuşsa ne mutlu bana. İşte böyle gönül köprüleri oluşmuş oluyor. Peki Zafer, memnun oldum. Başarılar diliyorum. Ben de çok memnun oldum hocam. Çok İşi sağ olun. Bir arada götüreceksin. Sadece şu Tekirdağ saplantısından vazgeç biraz. Peki hocam. Hadi Giresun'a selamlar. Arkadaşlar bir kişi daha alacağım yayına. Şarjım az kaldı. Bir kişi daha alacağım, sonra bitireceğim. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hadi bir kişi daha alayım. Bu arada şarj şeyini takayım ki yayın gitmesin. Bir kişi daha alalım. Ona da Karadeniz bölgesini soralım. Seher Demirci en üstte görünen. Arkadaşlar faydalı oluyor mu böyle soru cevap? Yani ben faydalı olduğunu düşünerek şu anda yayına birilerini alıyorum. Soru cevap yapıyorum. Kanka bizim. Faydalı oluyordu diye düşünüyorum. Evet, merhabalar. Yine çat kapı geldik herhalde. İnsanlar nedense hem davet atıyorlar hem de hocam beklemiyorduk olacak yine herhalde. Evet hocam, hiç beklemiyorduk şu anda. Yapmayın şunu ya. Yani siz davet atıyorsunuz, ben kabul ediyorum sadece. Esas benim... Aslında ben değil, arkadaşım davet atmıştı. Merhaba hocam. Kendisi. Merhaba o ben zaman. Ben daha önce de katılmıştım. Arkadaşıma dedim sen katıl diye, birlikte katıldık. Sen nasıl artık iman gücüyle mi davet atıyorsun da hep sen çıkıyorsun? Hocam bu üçüncü kez oluyor. Evet. Ve içime doğuyor. Ben dedim yine bağlanacağız dedim. La havle ve. Bağlandık. Neyse arkadaşınla konuşalım o zaman bu arada. Aynen. Evet. Evet. Misafirim hocam, buyurun. Bir dakika sen tutsana bir. Evet. Tanıyalım. Biz nereye bağlandık şu anda? Kimle görüşüyoruz? Gaziantep'e bağlandınız hocam, gastronomi şehrine. Hmm. Ben Elif Sihan, arkadaşım Seher Demirci. Evet, bölüm nerede? Hatta sizin kitabınızı açtık şu anda ve denemenizi çözecektik. Yazı yazıyorduk. Peki, beni etkilemek için bütün enstrümanlar hazır görünüyor. Hocam yok, gerçekten yani çözmek için açmıştık, yeni almıştım kitabı birlikte. Dedim bağlanalım ve içime doğdu sanırım yine. Ya evet, şu an ben şoklardayım, hala inanamıyorum. Valla nakit yani, ben direkt şey yapıyorum, en üstteki kişiyi aldım artık, sürekli en üste geliyor. Peki zamanı ekonomi kullanalım. İsim ne demiştik, tam anlaşılmadı. Elif. Anlayamadım. Elif. Ha, Elif. Elif ve Seher. Peki ikiniz ortak yarışıyorsunuz, tamam mı? Elif, Seher. Tamam. Artık bölümler neydi de bölümleri de alayım. Sınıf öğretmenliği. İkimiz de sınıf öğretmenliği. Evet. Aynı sınıf arkadaşıyız.
Peki. Atanırsanız kısmetse Antep'ten gastronomi şehrinden acaba bize nasıl bir pay düşecek? Ne isterseniz hocam. Öyle olmaz. Ne hatta isterseniz... direkt buraya gelin siz. Oo, ben istemedim. Ben ister miyim hiç? İstemem tabii ki. Bunu siz fazla... istemeden yani siz bir şeyler kaç kilo baklava fıstık söz verelim hocam. Bu arada ben Hataylıyım. Künefe de söz verebilirim. Oho valla tam gastronomiler bir araya gelmiş. Evet. Peki. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Karadeniz bölgesi de hangi kıyı tipi görülür? Boyuna. Boyuna. Peki Karadeniz'de en çok yağış hangi mevsimde alır? İlkbahar. Yaklaştın. Sonbahar. Sonbahar, pardon. Bayağı yaklaştın. Sonbahar. Peki Karadeniz heyelanlar en çok hangi mevsimde olur? İlkbaharda mı? O ilkbahardadır, evet. Kar erimelerinden dolayı. Evet, kar erimesinden dolayı. Karadeniz'deki göller genelde heyelan set. Doğru mudur? Evet. Bunlardan 3 tane sayar mısınız? Hatta 4 sayar. Tortum, Sera, Abant, Yedi Göller. Yedi Göller. Sinavlı'da mıydı? Peki, çok güzel. Hepsi aklınızda, harika. Karadeniz bölgesinde Nadas arazi geniş midir, dar mıdır? Dar. Karadeniz'de yağışın rejimli yağış rejimi nasıldır? Düzenli. Kısmen düzenli mi diye. Güzel. Hangi yani yerleşme görülür? Dağınık. Dağınık yerleşme. Dağınık yerleşme görülmesindeki birinci neden iklim midir, yer şekilleri midir? Yer şekilleri. Engebelidir. Maşallah siz tam Bordo bereli olmuşsunuz ha. Evet hocam. Biraz önce onu diyorduk zaten. Aynı anda tempo tutuyorsunuz. Senkronize bir söyleminiz de var. Peki Karadeniz bölgesinde serender yerleşmesi Orta Karadeniz'de mi, Batı Karadeniz'de mi? Bunu ilk defa duyuyorum. Ben duydum daha önce ama. Bunu serender. Bilmiyorum. Hocam serender ne demek onu hatırlamıyorum şu an ama. Serender şu, 4 tane kazağa bir ahşap evi oturtuyorsun. Ev tabanı yere değmesin Batı diye. Batı Karadeniz. Evet, Batı Karadeniz'de. O zaman divan ve mahalle yerleşmesini nerede arayacaksınız? Tam tersi. O da Batı Karadeniz. O da Batı Karadeniz. Ama yayla yerleşmesi nerede? Doğu Karadeniz'de. Doğu Karadeniz. Peki Doğu Karadeniz'in yaylalarını birleştirmek için bir proje var. Hangi proje bu? Hatta aynı isimde bir de film vardı. Efsane filmlerden biri. Evet, Yeşil Yol. Evet, duymuştuk ama yayda şeyin olduğunu. Karadeniz'in yaylalarını birleştirmeyi hedefliyor. Peki Doğu Karadeniz'de çıkarılan madenler hangiler? Artık. Bakır. Bakır var. Bakır. Altın da vardı. Artvin. Borçka'da ne var? Artvin Borçka'da. Manganez var. Kromla manganez hep karıştırıyorum. Evet, manganez var. Krom neredeydi? Elazığ ve Muğla'daydı. Peki, evet. Doğu Karadeniz mi daha çok gelişmiş, Orta Karadeniz mi? Orta Karadeniz. Çünkü Samsun yer şekilleri daha... değil mi? Samsun, evet, hem de Samsun. Var. O yüzden güzel. Orta Karadeniz. Oradaki dağ hangisiydi, Orta Karadeniz'deki dağ? İsmi neydi? Canik Dağları. Geride kalıyordu kıyıda. Yakın değildi, uzaktı. Bundan dolayı kalmadı, genişti. İki tane delta vardı. Onlardan Bafra'yı oluşturan nehir hangisi? Kızılırmak. Evet, Kızılırmak. Çarşamba Yeşilırmak. Tamam, çok doğru. Karadeniz'de Tombolo hangisiydi? Sinop. Sinop'ta hangi fabrika vardı? Fabrika. Ya, ay bu vardı ya. Fabrika. Evet, vardı. Hatta bir tane var, onu da bir zahmet bilin demiştim. Ya evet, hatta bir arkadaşımız da videosunu çekip atmıştı ama şu anda aklıma gelmiyor. İki öğrencinin zor anları, iki sınıfçının gecenin 12'sinde yaşadığı zor anlar. Neyle ilgiliydi? Bu kadar şey bildiniz, övmedim, bir şey bilemediniz, hemen yeriyorum ama değil tabii ki, bardağın dolu tarafına bakıyorum. Can evet. Bak altta yazıyor takipçilerimiz. Oraya hiç bakmıyorum. Aynen, hiç orayı görmüyorum yani. Sizin heyecanınızı anlıyorum ben tabii ama rakiplerinizi de görün yani. Millet yazıyor, elin oğlu yazıyor yani. Oraya biz de yazabiliyoruz hocam. Önemli olan katılabilmekte. Peki, güzel bir manevraydı bu. Şimdi kağıt fabrikası
Nerede? Çaycuma. Evet. Samsun çay. Samsun. Zonguldak. Kastamonu'da. Çaycuma hatırlıyorum. Evet. Çaycuma olduğunu hatırlıyorum. Dayaksan bütün illeri sayacaksınız çünkü hemen müdahale ettim. Kastamonu'da da vardı. Kastamonu'da ne vardı? Taş Köprü'de yine kağıt fabrikası var. Taş aynı zamanda şeyi de var. Hatta orası kapalı değil miydi şu an? Ama biz açıkmış gibi mi biliyorduk? Giresun Aksu. Bilgi fazla olunca hocam demek ki karışıyor. Peki o olsun. Peki o Batı Karadeniz'de Kastamonu'ya biz masif diyebilir miyiz? Masif arazi. Niye böyle olayım? Sesimi alıyor musunuz? Kastamonu masif arazi. Hocam tekrar sorunuzu alabilir miyiz? Telefonda evet. Kastamonu zaten. Masif mi diye sordum. Masif. Kastamonu, Daday, masif arazi olduğunu bileceksiniz. Evet. Peki. Karadeniz'de UNESCO'nun koruma altına aldığı iki eser var. Hangileri bunlar? Karadeniz'de evler yanlış evet, şey yapamıyoruz. Safranbolu evleri. Tamam. Evleri ve... Kanka sen söyle ben bilmiyorum çünkü. Yani geçen bir şey yapıyorum o diğerine. Çatalhöyük mü, Divriği Ulu Cami mi? Divriği Ulu Cami'dir. Evet, ikisi de değil. Gerçi aynen yani o da İç Anadolu'da da Sivas'ta. Değil mi? Divriği Ulu Cami Sivas'ta, Çatalhöyük Konya'da, ne alaka yani, değil mi? Alacahöyük. Evet, ya hani böyle şey sınırlar falan Karadeniz'e giriyordur diye onu dedim. Yok öyle bir şey yok. Alacahöyük nerede? Alacahöyük'te. Onu söyleyeyim bari. Alacahöyük hangi şehirde? Hattuşaş. Çorum Alacahöyük değil mi? Evet Çorum. Çorum. Peki Tokat'ta bir mağara var. Gitmesek de görmesek de o mağara önemli bir mağara turizm açısından. Ballıca mağarası evet. Değil mi Tokat'ta? Gümüşhane'de bir mağara var. Karayın diyor. Gümüşhane'yi Trabzon'a bağlayan geçit. Zigana'nın diğer adı. Kop Zigana mıydı? Kalkanlı. Kop Çimen, Kalkanlı. Kop Çimen, Kalkanlı, evet. Zigana'nın diğer adı. Çimen ve Kop nereye bağlıyor? Bayburt'u bağlıyor, Gümüşhane'yi değil. Evet. Nereye bağlıyor? Erzurum'a bağlıyor. Peki, Türkiye'de en çok tünelin olduğu şehir Karadeniz'de hangisi o? Artvin ya da Artvin mi Rize mi? Artvin. En çok tünelin Artvin olduğu. Peki, Karadeniz'in birinci olduğu tarım ürünleri? Fındık. Çay, fındık. Peki. Peki çayın ana vatanı Rize mi, Artvin mi? Anlamadım. Soruyu anlamadık. Çayın ana vatanı Rize mi, Artvin Rize. Mi? Rize. Emin misiniz? Evet eminim. Evet, çayın ana vatanı Çin'dir arkadaşlar. Rize. Türkiye'de ana vatanı Rize hocam. Türkiye'de kaç tane bir tane ana vatanı olur? En çok yetiştiği yer Rize'dir. Tamam mı? Bunlara aldanmayın. Ona göre bakın. 1913'te Türkiye'ye geliyor. Nasıl ana vatan oluyor değil mi? Cumhuriyet döneminde geliyor. O zaman Cumhuriyet döneminin diğer bitkileri hangisi? Çayın haricinde. İki tane daha var. Domates. Domates değil. Çok mu uçtum? Cumhuriyet'ten sonra. Birazdan. Evet. Bir çok daha ileriydim. Bir ay çiçeği, bir de şeker pancarı. Değil mi? Öyleymiş evet. Hocam, öğrendik. Fikirlerini bileceksiniz. Peki Doğu Karadeniz'de şeker pancarı yetişir mi kıyıda? Hayır. Neden? Kıyıda yetişmez. Sebep? Çünkü iklim. İklim değil ama sulanıyor. İklim diyerek kullanamazsın. Yağış mı, sıcaklık mı? Yağıştan dolayı. Çünkü her sıcaklık. Sıcaklık. Çünkü belli bir mevsimde kuraklık istiyor. Evet. Sıcaklık diyesi geliyor değil mi insanın? Ama... Yağış. Kuraklık diyorsun ya, kuraklık yağışla ilgili değil mi? Ne söylemem gerekiyordu? Evet, bu arada benim babam çiftçi ve şeker pancarı ekiyoruz. Onu söylemesi gerekiyordu. Ve dolayısıyla babanla bir kez daha istişare edeceksin sen. Babana de ki Mehmet Hoca beni canlı yayında aldı, ben bilemedim de sana biraz kısın benim yerime. İkimizde de tamam. Kızarmış. O zaman toparlıyoruz, bir daha soruyorum. Doğu Karadeniz'de şeker pancarı neden yetişmez? Yağışın miktarı mı, rejimi mi? Rejimi. Miktar mı? Rejimi. Rejimi.
Evet, yağışın fazla çünkü... düşmesi değil. Yağışın her mevsim düşmesi problem orada. Hı. Anlaşıldı? Bunu bak, gecenin bu yarısı olsa size bunu öğreteceğim ona göre. Doğu Karadeniz'de pamuk, rejime buğday. Rejime giriyor mu? Evet. Rejime giriyor. Pamuk, buğday, üzüm, şeker pancarı neden yetişmez? Her mevsim yağışlı ya, olduğu için, güneşli gün sayısı evet, az olduğu için, yazlar kurak geçmediği için. Anlaşıldı? Evet. Peki şunu soruyorum. Çayı Karadeniz'de, Rize'de yetişmesi monokültür mü, mikroklima mı? Monokültür. Sadece oraya ait değil mi? Peki Rize'de turuçgilin yetişmesi? Mikroklima. Mikroklima. Karadeniz'de zeytin tarımı yapılan yer var mı? Var, Artvin. Var, evet var ama Artvin, neresi olduğunu Artvin. Buna ne diyoruz? Mikroklima diyoruz. Mikroklima. Okey. Karadeniz hayvancılıkta ön planda olduğu hangi hayvancılık dalı var? Büyükbaş. Balıkçılık var. Balıkçılık var. Batı Karadeniz, evet, balık. Batı Karadeniz'de de kümes hayvancılığı diyecektim. Bolu tarafında. Ama kümes daha çok Marmara'da. Dolayısıyla Karadeniz'de balıkçılık, arıcılık ve mera hayvancılığı var ve bu üçü de iklimden etkilenir mi? İklimsel değişmelerden. Evet. Mera'dan. Peki Karadeniz'de bir tane plato var. Hangisi o? Giresun'da. Bir saniye. Bir şey oldu şu an. Plato. Ordu'da da var. Ordu'da kim söylerseniz de kabul ediyorum. Hangisi? Şebin, Şebin Karahisar. Evet. Hatırladık mı? Evet. Evet. Peki son olarak Karadeniz'in en yüksek dağı hangisi? Kaçkar mıydı? Bence de Kaçkar Dağları. Buzul olduğu için. Peki Karadeniz'de kürede hangi maden çıkıyordu? Bakır. İşlenmek için nereye gidiyordu? Murgul. Samsun Murgul değil mi? Samsun Murgul artık. Artvin Murgul. Artvin Murgul'du. Samsun'a gidiyor. Samsun'da mı demir yolu var, Zonguldak'ta mı? Zonguldak'ta. Samsun. Bence İkisi diğer şekilde vardır. İkisinde de mi yok acaba? Samsun'da hayır, vardır. Vardı. Bence Samsun. İkisinde de var arkadaşlar. Evet. Hem Samsun hem Zonguldak zaten sadece bu iki şekilde var. Evet, bu akşam yeterli. Memnun oldum tanıştığıma. Biz de memnun olduk. Çok hocam. Teşekkür ediyoruz hocam. İnşallah bizim eve gelen herkese sizin canlı yayınınıza bağlayacağım. Sanırım öyle bir şansım var. Evet, bir şans var sende. Hep bir şekilde tutturuyorsun. Evet. İnşallah bu şansın sınavda da devam eder. Atanmış i̇nşallah. Olur. Ondan sonra Gazprom şehrinden bana doğru kargolar gelir diye ben de İnşallah hocam. Ediyorum. Peki arkadaşlar, yayına katılan arkadaşlar hepinize selamlar. Yaşadığınız coğrafyalara gecenin 12.30'unda bu soru cevap umarım faydalı olmuştur. Farklı bir ambiyans olmuştur. Allah emeklerinizi boşa götürmesin. İnşallah karşılığını herkes alır er ya da geç diyorum. Amin. Yeter ki siz bu yoldan ayrılmayın, kervandan kopmayın. Okey? İnşallah hocam. Kendinize çok iyi bakın. Antep'e ve Türkiye'nin diğer coğrafyalarına selamlar gönderiyorum. Allah'a emanet. Biz de selam gönderiyoruz. Herkese başarılar hocam. İyi akşamlar.